Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısır Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya askeri olarak müdahale etmesine izin veren tezkereyi onayladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gelişmeleri yakından izleyen Ankara ise Mısır'ın hamlesine karşılık askeri ve diplomatik süreçleri kapsayan iki aşamalı bir plan hazırlamış durumda. Mısır'ın almış olduğu karar Ankara tarafından dikkatle izlenirken Mısır'ın Libya toprakları içerisindeki tüm hareketleri bundan böyle Türkiye tarafından daha yakın takibe alınacak. Geçtiğimiz hafta Bingazi ve Tobruk bölgesinden 14 kabile lideri Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile bir araya gelerek Mısır'ın Libya'ya asker göndermesi konusunda talepte bulunmuştu. Bu talep üzerine Sisi harekete geçeceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine Mısır Savunma Bakanlığı ve Sisi'nin danışmanları Temsilciler Meclisi'ne asker gönderilmesi hususunda bir tezkere göndermişti. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Mısır'ın bu hamlesi bölgedeki tansiyonu yükselteceğe benziyor. Ankara'daki güvenlik kaynakları Mısır'ın Libya sınırına yakın iki noktada yaklaşık iki ay önce asker konuşlandırdığını belirtiyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin Libya'ya askeri danışmanlar göndermesinin hemen sonrasında Mısır'ın da bölgede askeri hareketlilik içerisinde olduğu ifade ediliyor. Mısır'ın kendi başına bölgede hareket edemeyeceğine vurgu yapan Libyalı diplomatik kaynaklar ise Fransa, BAE, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Mısır'ı askeri olarak ülkeye çekmeye çalıştığını belirtiyor. Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve Fransa'nın aynı saf içerisinde ortak hareket ettiğine vurgu yapan Türk yetkililer ise Libya'nın toprak bütünlüğünü savunan Türkiye'nin aynı kararlı duruşu devam ettireceğinin altını çiziyor. Türk kaynakları Libya toprakları içerisinde her kimden olursa olsun Türk askeri birliklerine bir saldırı olması durumunda karşılık verme kararlılığı içerisinde olduklarını belirtiyorlar. Bu kapsamda Mısır'ın Libya'ya asker sokmaya çalışması durumunda Türkiye'de Libya'daki askeri, teknik kapasitesini ve asker sayısını artırmayı planlıyor. Uzun süredir Kahire'den gelen siyasi açıklamaları dikkatle takip eden Ankara'nın Mısır'ın hamlesine karşı diplomatik ve askeri süreçleri kapsayan iki aşamalı bir plan hazırladığı belirtiliyor. Diğer taraftan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı askeri gruplar ve Türk askeri danışmanlar eşliğinde yapılması planlanan Sirte ve Cufra'ya yönelik askeri operasyon için de askeri tahkimatın yüzde tamamlandığı ifade ediliyor. Bayramdan sonra Ağustos ayının ilk yarısında operasyonel hareketliliğin hız kazanması bekleniyor. Diğer bir ifadeyle Türkiye, Mısır'ın aldığı karara rağmen Libya'nın toprak bütünlüğündeki kararlılığını devam ettirecek. Sirte ve Cufra'da operasyonel sürece yönelik askeri tahkimat devam ederken, Türk askeri yetkililer Sirte ve Cufra'ya yönelik operasyonun eş zamanlı mı yoksa kademeli mi olması gerektiği konusunu değerlendirdikleri bildiriliyor. Türkiye'nin içinde bulunduğumuz hafta boyunca İtalya, Almanya, ABD, Katar ve Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerin bir kısmıyla diplomatik görüşmeleri sürdüreceği belirtiliyor.